İzmir Buca Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gölet'te Gençlik Festivali düzenledi. Belediye Başkanı Görkem Duman, 19 Mayıs ruhuyla dolup taşan yüreklerimizde bir aradayız, aynı 105 yıldır olduğu gibi dedi. Duman'ın konuşmasının ardından Colorfest etkinliği gerçekleştirildi. Gün boyu müzik yayını eşliğinde heykel yapım atölyesi ve yoga etkinlikleri düzenlendi. Festival akşam saatlerinde konserle son buldu. Buca Belediyesi 19 Mayıs'a özel Buca'da Genç Olmak isimli kısa film yayınladı. Filmde ilçenin tarihi, kültürel yerlerine vurgu yapıldı, gençlerin yararlanabildiği sosyal tesislerden kesitler gösterildi. Kısa filmle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı. Karabağlar Bahçeli Evler Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde 4500 metrekarelik arsada yapımı devam eden pazar yerinde 250 tezgah ve 115 araçlık otopark yer alacak. Belediye Başkanı Helil Kınay, söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızı hak ettikleri modern, kapalı ve çok amaçlı pazar yerlerine kavuşturmak önceliğimiz olacak. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz, dedi. 19 Mayıs Bayraklı'da coşkuyla kutlandı. Basketbol, futbol, badminton, voleybol, tekvando müsabakaları, parkur, akrobasi ve breakdance etkinlikleri yapıldı. Turnuvalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Atatürk, Cumhuriyet ve Gençlik konulu panel düzenlendi. Panelin ardından Manavkuyu'daki Değirmen Kafe'den başlayıp Mansuroğlu'ndaki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda sona eren bağımsızlık korteji gerçekleştirildi. Parkta Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Gece DJ performansı gerçekleştirildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Önümüzdeki yıllarda milli bayramlardaki coşkumuzu daha da büyüteceğiz. En güzel bayramları Bayraklı'da kutlayacağız," dedi. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Karşıyaka Çiçek Festivali, Bostanlı Pazar yerinde kapılarını açtı. En Güzel Balkon Bahçe Yarışması'nın finali gerçekleştirildi, ödüller takdim edildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve konuklar birlikte standları ziyaret ederek çiçek üreticileriyle sohbet etti. Ünsal, "Festivalimizi her yıl daha da büyüteceğiz. İzmir'in ve Karşıyaka'nın dağlarında açan çiçeklerle gelecek güzel günlere el ele, omuz omuza yürüyeceğiz," diye konuştu. Çiğli Belediyesi tarafından 19 Mayıs dolayısıyla bisiklet turu ve vosvos turu yapıldı, bandolu kortej gerçekleştirildi ve Uğur Say'ın Batur Orkestrası ile İlker Özdemir konser verdi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Atatürk'ün tek ümidim gençliktir dediği bu coğrafyada, Cumhuriyeti ilan ederek benim 38 yaşında belediye başkanı olmama vesile olan Ulu Önderimize selam olsun. Cumhuriyet biz gençler olduğu sürece var olacak, bayrağımız her zaman dalgalanacak," dedi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, bu yıl 14. kez yapılması planlanan yerel tohum takas şenliğini Cumhurbaşkanlığının kamu tasarruf tedbirleri genelgesi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Başkan Yetişkin, "Yerli tohumun ve tarımsal üretimin gelişmesi ve desteklenmesi için üzerimize düşen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Şenlikte dağıtmak üzere yetiştirdiğimiz fide ve tohumların dağıtımı ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacağız," dedi. Narlıdere Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs futbol turnuvası ve liseler arası basketbol dostluk kupasında final maçları ve ödül töreni yapıldı. Belediye Başkanı Erman Uzun, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin anısına düzenlediğimiz turnuvamıza katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bizlere emanet ettiği eserlerini ilelebet yaşatacağız," dedi. Konak Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Nilüfer Çınarlı Mutlu ilçe esnafını ziyaret etti. Atatürk baskılı bayrak hediye edildi. Dükkanlar ve sokaklar kırmızı beyaza boyandı. Konakta bayram coşkusunu ve sevincini yansıtan bir görüntü ortaya çıktı.